Demet, konuşmamız da yarım kaldı. Hayır, yok, önemli değil. Yani her şey bir yoluna girsin. Yani ben Zeynep'le seni barıştırayım diye çağırmıştım. Her şey bir yoluna girsin. Anladım, tahmin etmiştim zaten. Yani ne bileyim, ikiniz öyle görünce uzamasın istedim. Zeynep başta gelmek istememişti hiç buraya. Yani çok gergindi. Sen bayağı yardımcı oldun ona, biliyorum. Yalnız bırakmadın hiç. Ben elimden geleni yaptım sadece. Gözleri parlıyor senden bahsederken. Yani... geçmiş olsun tekrar. Görüşürüz Canan'cığım. Geçmiş Senin ne işin var burada? Seni merak ettim. İyi yok, misin? Yok, iyiyim ben. Bir şeyim yok. Yani gidebilirsin. Düleyin, bak eşin aşağıda. Kapının önünde. Onun çıkmasını bekledim seni görmek için. Evet, yani seni görmesin zaten. Neden? Birlikte çalıştığımızı bilmiyor mu? Biliyor nasıl olsa. Biliyor, biliyor da yani ben şimdi... Ne bileyim, kafasını karıştırmak istemiyorum. Bir açıklama yapmak zorunda kalacağım. Yani onu da istemiyorum. Anlıyorsun değil mi beni? Var mı istediğin bir şey? İyi, biraz yorgunum. O yüzden uyumak istiyorum. Aa, olmaz. Doktor tomografiden önce uyumasın dedi. Biliyorum ama gerçekten çok yorgunum. Seni alacaklar tomografi, ondan sonra başka bir odaya geçirecekler. Orada uyursun. Ama şimdi uyumak yok. Gördün sen de Jale. Yani... Araları ne kadar iyi, seviyorlar birbirlerini belli. Hayatım, Tülin'in Cihan'la ilişkisiyle Zeynep'in ne alakası var? Ya biliyorsun ben her şeyi göze alıp anlatacaktım. Ne bileyim işte. Cihan'ın öyle karısı için ne kadar endişelendiğini görünce... onların birbirlerine öyle nasıl güzel baktıklarını görünce... yok ya, yapamayacağım Jale. Olmaz. İnsanların hayatları var. Kendinden önce hep başkalarını düşünüyorsun Demet. Hep böyleydin. Ne yapayım? Böyleyim ben. Peki ya Zeynep? Zeynep'in hayatı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.